Arkadaşlar merhabalar. Coğrafyanın Doktrini Soru Bankası'nda Türkiye'nin matematik konumunu ve Türkiye'nin yer şekillerini gördük arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden Türkiye'nin iklimiyle devam edeceğiz aslında. Yalnız kitabımızın testlerinin sonunda böyle mini konu anlatımları var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunları ben daha sonra diyorum yapacağız. Çünkü önce bir soru çözümlerini bitirelim arkadaşlar. Bakın şöyle görselle destekli arkadaşlar. Doğru yanlışlar falan. Bunları ben size en son arkadaşlar soru çözüm bittikten sonra bunları size şöyle bir mini tekrar şeklinde her üniteyle ilgili bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Önce sorularımızı bir halledelim. Arkadaşlar şöyle ifade ediyorum. Şimdi biz hemen Türkiye'nin ikliminde birinci testle başlıyoruz arkadaşlar. Peki hepinize kolay gelsin şimdilik arkadaşlar. Evet, birinci soruda bakalım ne var? Nem oranının fazla olduğu alanlarda günlük sıcaklık farkı azdır. Buna göre aşağıda verilen kentlerin hangisinde sıcaklık farkı diğerlerine göre daha fazladır? Sıcaklık farkı fazla derse ilk yapacağınız şey karasal bir yer arayın. Hocam nasıl bulacağım? En azından denizin kenarında ya da içeride olan şehirleri bir gruplayalım. Giresun, kıyıda. Sakarya kıyıya yakın. Aynı. Adana aynen kıyıya çok yakın. Bartın, Zonguldak aynen ama Ankara içeride. Tek mantık bu. Hocam Ankara'nın yanında mesela başka bir seçenekte Erzurum Kars olsaydı bu sefer daha karasal olan Erzurum Kars'ı alırdım arkadaşlar. Öyle düşünüyoruz. Hatta ÖSYM'nin bir sorusu var arkadaşlar. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Hangi şehirde sıcaklık farkı daha az demişti? Az demişti. Ağrı, Kars, Erzurum, Ardahan ve Van. Hepsi karasal gibi görülür. Ağrı, Kars, Erzurum, Ardahan, Van. Cevabı Van verdi. Neden? Van Gölü'nden dolayı. Tamam, hepsinde deniz yok ama en azından Van'ın çok büyük bir gölü var. O da ortama nem salar yani. Ondan kaynaklı arkadaşlar. Cevabı Van vermişti arkadaşlar. Evet, soru 2. Sıcaklık üzerinde özel konum şartlarının etkisiz olduğu kabul edilirse aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde bölge içi sıcaklık farkında enlem daha etkili olur? Yani kuzey güney yönünde geniş bir bölge bulacağım ki içinden geçen enlem sayısı daha fazla olsun. Mesela Ege bölgesi bu kadar diyelim. İç Anadolu işte ne diyelim mesela şu kadar diyelim. Mesela ama Doğu Anadolu bölgesi ta buradan başlar Şırnak'a kadar alır içerisine Ardahan, Şırnak arası. İçinden daha fazla enlem geçen bölgemiz neresi? Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Evet, üçüncü sorudayız arkadaşlar. Türkiye'de sıcaklık üzerinde etkili olan faktörlerden biri de bakı faktörüdür. Buna göre bakı yamaçları için hangisi yanlıştır? Bakı yamaçlarında arkadaşlar şöyle yapalım bakın. Şu kalıcı kar olsun. Bakın. Şu taraf bakı yamacı. B yazdığım yamaç. Kalıcı kar sınırı daha yüksektir. Diğer yamaca göre daha yüksek. Bak diğer yamaçta aşağıda. Bakı yamacında daha yukarıda. Bölgelerin tamamında bakı yamaçlarında yerleşmeler daha yoğundur. Bölgelerin tamamında mı acaba? Mesela Karadeniz'de dağların daha çok güneyine değil kuzeyine yerleşmeyi tercih ediyorlar. Neden? Çünkü kuzeyi denize dönük tarım yapıyor adamlar bir kere. Onun için bakı yamaçlarında yerleşmeler daha yoğundur. Bütün bölgeler için söyleyemem. Karadeniz'de özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yerleşmeler bakıya ters arkadaşlar. Onu bilelim. Güneşlenme süresi daha uzundur. Bakı yamaçları güneşi daha çok alır. Doğru arkadaşlar. Hayvancılık, ormancılık yerleşme sınırları daha yüksekten geçer. Neden derseniz arkadaşlar. Çünkü daha sıcak insanlar daha yukarılarda yaşayabilir. Tarım ürünleri daha erken olgunlaşır, karlar daha önce erir gibi gibi bir sürü madde sayabiliriz arkadaşlar. Evet, dördüncü sorudayız arkadaşlar. Bakalım dördüncü sorumuzda ne var? İklimleri göz önüne alındığında aşağıdaki ovaların hangisindeki topraklarda tuz oranının daha az olması beklenir? Tuz oranının daha az olması için arkadaşlar yağışlı bir yer arayacağız. Yağışlı olacak ki yıkanmış olsun. Sürekli yağmur
ne yapar? Yağmur tuzluluğu, kireci azaltır. Bu da aşırısı da zararlıdır tabii. Onun için Karadeniz topraklarında böyle bir durum var. Ama şunu söyleyeyim, fazla yağış tuzluluğu azaltır ama Güneydoğu'da da aşırı sulama da tuzluluğu artıran bir faktör. Hocam su yıkamaz mı? Barajdan getirdiğimiz su yıkamaz. Buharlaşma olduğu için su gider, tuz kalır. Bugün GAP'ın yan etkisi Güneydoğu'da toprakların tuzlanması arkadaşlar. Evet, beşinci sorudayız arkadaşlar. Bakalım beşinci sorumuzda ne var arkadaşlar? Evet, beşinci soru der ki arkadaşlar, aşağıda Türkiye'de bir yerin yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir. Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında bu yerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Yağış rejim düzensiz. Evet, gayet doğru. Düzensiz, bakın. Düzensiz. Yıllık yağış miktarı 750 mm'nin üzerindedir. Hocam nasıl bulacağım? Bakın, 250, sadece Ocak ayında 250 almış. Şubat'ta 150 etti 400. Aha, burada da bir 75 toplarsam yani 750 tabii ki geçer. Kar yağışı görülmez. Bu grafiğe göre görülmez. Neden? Sıcaklık 0 derecenin altına düşerse kar, üstünde ise yağmur. Onun için kar yağışları görülmez. Doğru. En yağışlı mevsim kış mevsimidir. Doğru, kış mevsimi arkadaşlar. Türkiye burası. Sıcaklık ile yağış doğru orantılıdır demiş. Doğru orantılı mı, ters orantılı mı? Ters orantılı. Sıcaklık arttıkça yağış düşer arkadaşlar. Cevap Edirne. Evet, 6. sorudayız arkadaşlar. 6. sorudayız. Türkiye'de kısa mesafede görülen iklim değişikliklerinin ana sebebi yer şekilleridir. İklim değişikliklerinde yer şekilleri etkili, engebe. Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangileri arasında iklim farklılığı diğerlerine göre daha fazladır? Yani daha engebeli bir yer olsun demek istiyor herhalde. Denizel, denizel. Böyle yapın. Bakın, denizel, denizel. Karasal, karasal. Karasal, karasal. Denizel, karasal. Farklılık çıktı mı? Bakın. Karasal, karasal. Cevap deniz. Bu kadar. Anlaştık mı arkadaşlar? Karasalları bir araya topladım, denizelleri bir araya topladım. Hepsi bu kadar. Evet, geldim 7. soruya arkadaşlar. Bir yerin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark yükseltiye göre değişir. Buna göre aşağıda verilen kentlerden hangisinin gerçek sıcaklığı ile indirgenmiş sıcaklığı arasındaki fark daha fazladır? Arkadaşlar, mesele sıcaklıksa, gerçek indirgenmiş sıcaklıksa, burada artık engebeye değil, yükseltiye bakıyorum. En yüksek yer, gerçek sıcaklıkla indirgenmiş arasındaki farkı artırır. Çankırı, Adıyaman, Mardin, Amasya, Sivas, İç Anadolu bölgesinin en yüksek, en engebeli yeri aynı zamanda arkadaşlar. Yukarı Kızılırmak bölümü diyoruz buraya, hatırlarsanız. Evet, 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soru der ki, yukarıdaki şekilde Türkiye'de iki bölgedeki bitki kuşaklarının yükseltiye göre dağılışı gösterilmiştir. Buna göre birinci bölgenin en alt kesiminde makinin yer alması hangisinin sonucudur? Yani diyor ki, bu adam Karadeniz'den bahsediyor aslında. Bu adamda 0 metreden itibaren orman var. Ama burada 0 metrede orman yok. Ormanlar biraz daha yükseltiden sonra başlıyor. Yani biraz kuraklık hissediyoruz burada. Kuraklık var ki maki var. Yaz kuraklığı. Çünkü ormanın olması için yaz kuraklığı değil, yazın bile yağış alması lazım arkadaşlar. Ondan ötürü cevabımız Bursa. Unutmayın, Akdeniz'de kıyılarda orman yerine makinin olmasının sebebi yaz kuraklığı. Yani yağış miktarı değil. Yaz dediğim için, mevsime vurgu yaptığım için yağış rejimiyle ilgili. Yaz kuraklığı. 9. soru arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde aşağıda verilenlerden hangisinin görülmesi iklim özellikleriyle ilgili olduğu söylenemez. Orman alt sınırının alçak olması, yani ormanların 0 metreden başlaması yağış, iklim, değil mi? Ahşap yapılar çok fazla, orman, iklim. Tuzsuz, kireçsiz ve asidik toprak çok yağış aldığı için, aynen arkadaşlar, bu da nedir? İklimdir. Deniz turizminin gelişmemiş olması bulutlulukla ilgili bir şey, değil mi? Aynı zamanda tamam, kıyıların derinliği de var ama güneşlenmenin az olması da etkili. Bu da iklim. Ulaşım maliyetlerinin fazla olması engebeyle ilgili bir şey arkadaşlar.
Evet. 10. sorumuzla beraber olacağız arkadaşlar. Evet, bakalım 10. soru ne der? Türkiye'de sıcaklıklar üzerinde yükselti, denizellik, karasallık, enlekleri, bakı gibi özellikler etkili olmuştur. Buna göre aşağıdaki bölgelerin hangisinde iklim üzerinde en fazla etkili olan faktör yanlıştır? Karadeniz deyince aklımıza nemlilik, yağış gelir. Doğru. Değil mi? Doğu Anadolu bölgesi deyince aklımıza ne gelir arkadaşlar? Yükselti. Doğru. Güneydoğu deyince aklımıza enlem mi gelir? Yoksa Güneydoğu deyince aklımıza arkadaşlar karasallık mı gelir? Sanki karasallık, değil mi? Ege'de denizellik olabilir. Ege'nin denizelliği baskın. İç Anadolu'da karasallık. İç Anadolu karasallıksa Güneydoğu'da karasallık. Enlemle ne ilgisi var? 11 arkadaşlar. Türkiye ile ilgili olarak gibi durumlardan hangileri Türkiye'nin mutlak konumuyla açıklanabilir? Yani matematik konumdan bahsediyoruz. Antep'te zeytin tarımının yapılması, Akdeniz iklimi var mı yok mu? Yukarıda Bursa, aşağıda Antep arasında görülen kıyılarda arada Akdeniz iklimi görülür. Zeytin, turunçgil, pamuk. Bursa ile Antep arasında zeytin, turunçgil, pamuktan bahsederse matematik konum. Ama Urfa'da pamuk derse hayır. Çünkü Urfa'da artık karasallık belirgin. Antep'te Akdeniz iklimi var. Geçiş olarak Bursa ve Antep'te. Cephe yağışları kesinlikle arkadaşlar. Kıyıların fazla yağış alması bu arkadaşlar neyle ilgili bir şey? Kıyıların yağış alması nemlilikle ilgili bir şey. Batıdan doğuya gidince karın yerde kalma süresinin uzaması yükseltiyle ilgili bir şey. Onun için cevabımız arkadaşlar ne olur? 1 ve 2 arkadaşlar. Matematik konumuna ilgili. Peki geldik arkadaşlar 12. sorumuza. Aynı miktarda yağış alan Kars'a ve Çorum'a bakıldığında, aynı miktarda yağış alan Kars'a ve Çorum'a bakıldığında, Çorum'da stepler, Kars'ta ise çayır örtüsü. Size hemen bir şey söyleyeceğim. Karasal iklimlerde arkadaşlar, Türkiye'yi şöyle düşündüğünüz zaman, ilkbahar yağışlarının olduğu yerlerde, ilkbahar yağışlarının olduğu yerlerde bozkır. Yaz yağışlarının olduğu yerlerde çayır görülür. Bu yağışın fazla az olması ile ilgili bir şey değil. İlkbahar yağışı olursa otlar büyür, yazın kuraklıkla sararır, kurur, bozkır. Ama yazın ise yaz yağışları, yaz yağışları, yaz yağışları otlar kurumaz, otlar uzar, 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 çayır olur. Burada vurgu yaptığımız şey yağışın miktarı mı, yağışın hangi mevsim düştüğü mü? Hangi mevsim düştüğü? Onun için bu yağış rejimi olur. Yağış biçimi yağmur mu, kar mı, dolu mu demek? Anlaştık. Ama yağış rejimi yağışın hangi mevsimlere dağıldığı? En fazla yağışın ne zaman düştüğü mantığı arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Evet, 13. soruyla beraberiz arkadaşlar. 13. soru der ki, yukarıdaki yerel rüzgarlardan hangileri estikleri yerlerde havanın soğumasına neden olur? Arkadaşlar hatırlar mısınız? Bunu şöyle daha belirgin bir şey çizeyim. Bakın şöyle. Kayıp, yani Karayel, Yıldız, Poyraz kuzeyden gelir. Gün doğusu, gün batısını geçtim. Sakal, Samyeli, Kıbrıs, Lodos. Bunlar da güneyden gelir. Güneyden gelenler ısıtır, kuzeyden gelenler soğutur. Havanın soğumasına sebep olur. Yıldız soğutur, kıble ısıtır, değil mi? Poyraz soğutur. Lodos arkadaşlar, Lodos ne yapar? Lodos da ısıtır. Soğuması dediği için Yıldız'la Poyraz arkadaşlar cevap 1 ve 3. 14. soruya geldim arkadaşlar. 14. sorumuza. 14. soru der ki arkadaşlar, Menteşe yöresinde endemik tür olan bu bitkinin gövdesinden çıkarılan balzam kozmetik ve eczacılıkta kullanılır. Gövdesinden çıkarılan bu balzam kapsül halinde bitkisel besin takviyesi olarak da kullanılmaktadır. Neyden bahsediyor arkadaşlar? Neyden bahseder? Endemik bitkiden sığla ağacından. Bu özellikler sığla ağacı ile ilgili arkadaşlar. Arkadaşlar 15. soru. 15. soruda diyor ki bu durumu aşağıda verilenlerin hangisi
en iyi açıklar. Türkiye'de genel olarak sıcaklıklar güneyden kuzeye doğru gidildikçe ve batıdan doğru gidildikçe azalır. Doğru. Kuzeye gidikçe sıcaklık niye azalır arkadaşlar? Enlem. Güneyden kuzeye derse enlem. Batıdan doğuya derse yükselti. Cevap Bursa arkadaşlar. Evet, 16. sorumuza gelirken arkadaşlar. Hemen bakıyoruz 16. sorumuza arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin hemen her yerinde kışlar yağışlı geçer. Buna karşın kış mevsiminde Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Aras Nehri'nin akımı azalırken, Aras Nehri'nin yani taşıdığı su miktarı azalırken Ege bölgesindeki Bakırçay Nehri'nin akımı yükselir. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Kış mevsiminde Aras Nehri dediğimiz Doğu Anadolu bölgesinde. Doğu Anadolu bölgesine kışın ne kadar yağış düşerse düşsün, akarsu debileri çok yükselmez. Neden? Çünkü düşen yağış yağmur değil, kar. Yani kışın ne kadar kar yağarsa yağsın akarsular nasibini o karlar eriyince alacak. Karlar hemen erimiyor ki. Ne zaman eriyecek? İlkbaharda. Ama Ege'ye, Akdeniz'e kışın daha çok yağmur yağdığı için yağan yağmurlar toplanıp hemen akarsuya dökülebiliyor. Akarsuyu büyütebiliyor, debisini yükseltebiliyor. Öyle düşünün. Onun için burada vurgu ne? Yağışın türü, yağış biçimi. Bakın yağış şekli orografik yağış mı, cephe yağışı mı, yamaç yağışı mı yani konveksiyonel yağış mı ya da doğrusu yükselim yağışı mı? Ama yağış biçimi demek yağmur mu kar mı? Buradaki vurgu bu. Güzel bir soru arkadaşlar dikkatli olalım. Yani Doğu Anadolu bölgesine kışın çok kar yağsa da hemen debileri yükseltmiyor diyor. Ama Bakırçay'da yükseltiyor. Onun için cevabımız Bursa. Evet 17. sorudayız arkadaşlar. Yukarıda verilen sıcaklık ve yağış grafiği hangi merkeze ait olabilir? Arkadaşlar sizden küçük bir ricam var. Böyle bir soruda hani ilk etapta kafanız karışabilir. Hocam nasıl davranacağım? Gençler aslında çok kolay. Nasıl? Şöyle. Bakınız burada sıcaklıklara bakın. Önce sıcaklığa bakın. Beni dinleyin burada lütfen. Bakın yanılmayacaksınız. Önce sıcaklığa bakarak bir kere birkaç seçeneği elersiniz. Sıcaklıklar kış aylarında 10, eksi 8, 7, 10'a yaklaşmış. Baksanıza. O zaman karasal bir yer burası. Denizel yerler kışın 10, eksi 10'lara falan düşmez. O zaman Adana'sı, Samsun'u bir kere bunları at. Şimdi geldim abi Iğdır mı daha soğuk, Ankara mı daha soğuk? Ankara soğuk, Iğdır sıcak. Attım. Iğdır'da pamuk var bir kere kışın. Ankara mı daha soğuk, Kars mı daha soğuk? Kars tabii ki. Yani Ankara'da sıcaklıklar ortalama olarak eksi 10'a inmez. Hocam Ankara'da eksi 10'u gördük ama ortalama olarak göremez. Ortalaması Ankara'nın eksi 2'dir. Eksi 10'lara kadar ortalama bazında Kars'ta olur. Çünkü Kars'ta eksi 40'ı bile görebiliyoruz anlık sıcaklıkta. Ortalamalarda eksi 10 civarında. Türkiye'de sıcaklıklar güneyden kuzeye doğru enlem etkisine bağlı olarak düzenli bir şekilde azalma göstermemektedir diyor. Göstermemektedir. Yani kuzeye doğru gidersem sıcaklıklar düzenli olarak azalmaz. Bunun sebepleri neyle açıklanamaz diyor. Neyle açıklanamaz? Yükselti bunu bozar. Mesela bazen kuzeye doğru gidince dağdan aşağı doğru inersem, mesela Toroslardan şuradan aşağı doğru inersem şöyle dağdan hava ne olur? Isınır. Bakın enleme ters. Denizellik enlemi zaten bozar. Mesela kışın Samsun'a gidersem, Ankara'dan Samsun'a gidersem hava ısınır. Enleme ters. Yer şekilleri engebe tabii ki önemli. Enleme ters. Yani enlemi bozar. Özel konum bozar. Rüzgarlar mesela fön rüzgarları. Değil mi? Fön rüzgarı bir yerden eserse ısıtır. Enlemle açıklanamaz yani. Ama ışınların düşme açısı zaten enlem. Zaten anlattığımız olay güneyden kuzeye doğru gidince sıcaklıkların enlem etkisine bağlı olarak düzenli bir şekilde neden azalmıyor derse bunun sebebi zaten enlem olamaz. Zaten sorduğumuz şey enlem. Anlaştık mı? Yani şu BCDE'deki maddeler, faktörler A'yı bozuyor. Zaten sorduğumuz şey Ankara seçeneği. Neden güneş ışınlarının düşme açısı sıcaklığı her yerde doğrudan etkilemez diyoruz? Bozar bazen bazı şeyler. Zaten A'yı soruyoruz. Hangisiyle açıklanamaz? BCDE bozar A'yı demek istiyoruz. Peki arkadaşlar, diğer çözümde görüşmek üzere, hoşça kalın.